Onların bir esası da benimle konuşur, benimle görür, benimle duyar diliyle tevhiddir. Burada benimle konuşur, benimle görür, benimle duyar Resulullah Efendimiz'den gelen kutsi hadise işaret. Hani kulum farz ibadetleri yaptıktan sonra nafilelerle iştigal eder. Ben hani kulum farz ibadetleri yapar, ben kulumu severim diyor ya Resulullah Efendimiz kutsi hadiste. Ondan sonra kulum nafile ibadetlerle iştigal eder. O nafilelerle bana yakınlaşır, artık ben onun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum anlamındaki kutsi hadisten buna atıf yaparak diyor ki işte benimle konuşur, benimle görür, benimle duyar diliyle tevhiddir. Kim diyor benimle konuşur, benimle duyar? Allah-u Teala diyor. Artık o kulum benimle konuşur, benimle duyar, benimle görür o hale geldiğinde. Bu ise kök mesabesindeki farz amellerin dalları, ki bunlar nafile ibadetlerdir, vasıtasıyla meydana gelen makamdır. Şimdi burada çok mühim bir konuya değiniyor. Farz, kul, Allah-u Teala farz ibadetleri kılmış. Farz kılmış. Kul bu farzları yapmak zorunda. Mükellef. Kul olarak. Bir de bunun ötesinde nafileler var. Şimdi konuyu detayıyla açacak burada. Buraya dikkatinizi çekeceğim. Öyle konuya devam edeceğim. Allah'a yakınlık ancak nafilelerle olabilecek bir şey. Zaten farz kulun mükellefiyetinde. Yani kul o farzları zaten yapmak zorunda. Ancak Allah'a yakınlık kurmak nafileyle. Kutsi hadiste belirtildiği gibi kulum farzları yapar diyor. Ben o kulumu severim. Kulum nafilelerle bana yakınlaşır. Artık öyle yakınlaşır ki, demek ki nafile yapmakla yakınlaşmak daha da hasıl olacak. Artık ben o kulumun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum diyor Allah-u Teala kutsi hadiste. Demek ki evliya olmak, Allah kulu olmak, Allah dostu olmak, ehlullah'tan olmak için şart nafile. Yani farzı yaptıktan sonra nafileyle iştigal etmek. Sadece farzları yapan Allah'ın rızasına erer, cenneti kazanır mı? Kazanır. Eyvallah. Allah'ın rızasına erer, cenneti kazanır. Ama kişi ehlullah'tan olmak istiyorsa, Allah dostu olmak istiyorsa farzların ötesinde nafileyle iştigal etmesi lazım. Sadece farzları yapıp da ötesine geçmediği zaman bu onun ehlullah'tan olmasına, Allah'a yakınlık, kurbiyet kurmasına vesile olmuyor. Resulullah Efendimiz'in zamanında bir bedevi gelmişti. Resulullah Efendimiz dini tebliğ ederken dedi ya, o da belki hatırlarsınız. Ya Resulullah, dini anlat dedi, işte farzları. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek mevzularını, Allah'ın farz kıldığı mevzuları Resulullah Efendimiz dile getirdi. Bu kadar mı dedi Allah'ın farz kıldığı emrettikleri? Resulullah Efendimiz bu kadar dedi. Adam da dedi ya, vallahi bu senin dediğini aynen yaparım ama ne bir eksik ne bir fazla. Fazlasıyla uğraşmam dedi yani. Ben ancak bunu yaparım. Allah'a emrettiğini yaparım. Yani burada kastı neydi onun? Bana farz ne kılındıysa ben farzı yaparım. Nafilelerle işim olmaz dedi adeta. O çıkıp gittikten sonra Resulullah Efendimiz dedi, dediğini yaparsa cennetliklerdendir. Dediğini yaparsa. Yani Allah'ın farz kıldığı amelleri layıkıyla yerine getiren bir insan cennetliktir, eyvallah. Fakat Allah'a kurbiyet kurmak, yakınlık kurmak istiyorsa bir kul, Allah dostu olmak istiyorsa farzın ötesinde nafileye geçmesi gerekiyor. Her cihetten. Namazda nafileler var, zikrullah'ta nafileler var, verdiğin sadakalarda, zekatlarda nafileler var. Bunun gibi yani. Her cihetten nafileyi daha çok arttırırsa insan, böylelikle Allah'a kurbiyeti de artmış olur. Evet, şimdi bu konuyu detaylandıracak. Böylece girişte anlatmış olduk. Hani konu, aklınız orada olsun ki anlatılanlardan oraya irtibat kurun diye bunu söylemiş oldum. Çünkü feri ibadetler ilahi sevgiyi meydana getirir. Feri ibadetler. Sevgi ise kulun bu nitelikte olmasını sağlar. Bu nitelik, bu sınıftaki kulların Hızır'ın hüküm ve bilgisinden bildikleri, verdikleri hükümlerdeki kaynaklardır. Söz konusu asıl kazanılmış bir asıldır ve o Hızır için Allah'ın verdiği rahmetle ilahi inayetin dayanağıdır. Hazreti Musa'nın Hızır'dan öğrenmek istediği bilgi bu rahmetten meydana gelmiştir. Ortaya koyduğumuz meseleyi iyice düşünürsen, Muhammed milletinin ve ümmetinin velayetinin değerini ve mertebesini öğrenmiş olursun. Bu ümmetin geneli hakkında şeriat yapılmış, kökten çıkan dallarda oluşan çiçeğin meyvesi Hızır'ın bilgilerinin kaynağıdır, aslıdır. İşte diyor, farzların ötesinde nafileyle iştigal edersen işte o Hızır'ın aldığı yerden bilgi alırsın. İşte o ledün ilmini alırsın. Nafileyle iştigal edersen.
Hızır Aleyhisselam ledün ilmine sahipti. Sen de diyor aslın ötesinde ferle iştigal etmeye başlarsan aslı yaptıktan sonra, asıl dediği farzlar, fer dediği de nafile ibadetler. İşte o zaman Hızır'ın aldığı yerden sana da bilgi gelir. Oradan o ledün ilmini almaya başlarsın. Hızır kendisiyle karşılaşmakla Allah'ın kulu Musa'ya ihsanda bulunduğu ve vasıtasıyla Musa'ya edep öğrettiği kimsedir. Böylece Muhammedi için, Hızır için kök olan şeyin aslının dalının dalının dalı meydana gelir. Musa gibiler ise Hızır'dan sahip olduğu bilgiyi kendilerine öğretmesini ister. O halde bu Muhammedi Arif'in mertebesinin nerede farklılaştığına bakınız. Hazreti Peygamber Rabbinden aktardığı kutsi bir hadiste şöyle der. Allah şöyle buyurur. Bana yaklaşan kullarım farz kıldığım şeyleri yerine getirmekten daha sevimli bir şeyle bana yaklaşmamıştır. Kutsi hadiste bana yaklaşan kullarım farz kıldığım şeyleri yerine getirmekten daha sevimli bir şeyle yaklaşmamıştır. Asıl olan budur. Yani farzlar. Farzları yerine getirmek. Sonra şöyle buyurur. Devam eder. Kul bana nafile ibadetlerle yaklaşmayı sürdürür. Nafile ibadetler farzlara ilave. Fakat farzlar kendileri için asıl olabilsin diye onların cinsinden olan ibadetlerdir. Örnek olarak namaz, zekat, oruç, hac ve zikir gibi nafile ibadetleri verebiliriz. İşte bu köke en yakın daldır. Kök farz olduğuna göre dal da nafile oluyor. Sonra bu amel ki nafiledir, Allah'ın kulu sevmesini sağlar. Bu durumda söz konusu olan bir lütuf sevgisi değil, özel bir bedel olarak özel sevgidir. İşte bu nafile ile iştigal ettiği zaman kul Allahu Teala'nın ona karşı özel bir sevgisi hasıl oluyor. Özel bir sevgi. Çünkü esastaki lütuf sevgisinde Allah katında bütün mutlular ortaktır. Bu sevgi o kimselere nafile iyiliklerle Allah'a yaklaşmayı sağlamıştır. Sonra bu sevgi ki o çiçek mesabesindeki ikinci daldır. Hakkın kulun işitmesi, görmesi ve eli olmasını sağlar. Ben okulumun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum dediği yer. Bu ise üçüncü daldır ve çiçekten çıkan meyve mesabesindedir. Bu esnada kul hak ile konuşur. Hak ile duyar, hak ile görür. Hak ile tutar ve hak ile idrak eder. İşte bu makamın vermiş olduğu özel ilahi vahidir. Melek bu vahide aracı değildir. Bu nedenle Hızır Musa'ya bilgice ihata edemediğin şey demiştir. Bilgice de kuşatamadığın şeye nasıl sabredeceksin dedi ya Musa aleyhisselama, Hızır aleyhisselam. Sen burayı bilgice kuşatamadın dedi. Çünkü peygamberlerin vahyi Allah ve peygamberler arasındaki elçi olan melek vasıtasıyla gelir. Dolayısıyla peygamberin şehadet alemindeki hükmü uygulamada Hızır'da tahsis edilmiş bu zevke dair bir bilgisi yoktur. Şehadet aleminde ilahi hükümleri yasa yapmak için peygamber göndermenin adet olmuş tek yolu, peygamberin kalbine inen ya da ona bir surette kendini gösteren meleğin aracılığı olmuştur. Peygamber şeriatı ancak bu nitelikte olduğunda bilebilir. Şeriattan başkasını bilemez. Çünkü peygambere ait olan şey farzları yerine getirmenin sağladığı yakınlık, onlara dayanan Allah'ın kulunu sevmesi ve bu sevginin doğurduğu şeylerdir. Hızır'a ait olan ise nafile ibadetlerin sağladığı yakınlık, onun sevgisi ve bu sevginin ona verdiği bilgidir. Peygamber ile Hızır Aleyhisselam'ın, Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam'ın mertebe farklılığını dile getiriyor burada. Bu bilgi Allah'a dair bilgidir. Yoksa hüküm koyma ilmi ve şehadet aleminde hükmü uygulama ilmi değildir. Hızır Aleyhisselam'ın sahip olduğu bu bilgi. O halde bilgice kuşatamadığın şey bu kabildendir. İşte Musa'ya değil de Hızır'a tahsis edilen ilim bu ilimdi.